özel bir gruba hitap ettiğini hissediyorum. Hepinize teşekkür ederim şimdiden. Göbekli Tepe'ye gitmiştim. Orada Göbekli Tepe'nin eşimle beraber odamda. O tepeye çıkınca oradan tarihin tabii bambaşka bir görünüm aldığını o zamanlarda hissetmiştim. Ve Göbekli Tepe ile ilgili bir şeyler yazmam gerektiğini düşündüm. Sonra Göbekli Tepe ile uğraşıp onunla ilgili bir şeyler yazarken bir başlangıçtan belki hareketle sonra bu işleri irdelerken tabii kendi işim de mesleğim de çok teknolojiyle alakalı bir iş olduğu için mesele buralara kadar geldi. Yani aslında kitabımın da alt başlığı Göbekli Tepe'den yapay zekaya din, bilim, teknoloji diye iş oralara kadar geldi. Evet, şimdi teknolojinin evrimiyle başlayarak biz bu yapay zekaya kadar getirip nasıl bir tutum belki benimsememiz gerektiği üzerinden biraz konuşalım. Jacques Ellul, Teknoloji Toplumu isimli kitabında diyor ki, hiçbir sosyal, insani ve manevi gerçek modern dünyamızda teknik gerçeği kadar önemli değildir. Ancak yine de hiçbir konuda teknik kadar az anlaşılmamıştır diyor. Çünkü tekniğin makina ile kısıtlanan mekanik yorumlarına ya da üretim ve verimlilikle kısıtlanmış ekonomik yorumlarına karşı çıkıyor Jacques Ellul. Ve ona göre teknik hem ekonomik hem organizasyonel hem de insani alt birimleri olan karmaşık bir kavram olarak tanımlıyor. Dolayısıyla biz de onun bu en geniş kavramıyla tekniği ve teknolojiyi ele alarak konuyu burada anlatmaya çalışacağım. Yani makine, tasarım, kurgu, organizasyon, uygulama bilgisi ve yarattığı inovasyon atmosferi ve hatta topluma olan etkileriyle birlikte değerlendirmek gerekiyor tekniği ve teknolojiyi. Teknik derken daha çok bir yöntemden bahsediyoruz. Burada örneğin bir takım mide ameliyatı teknikleri var. Bir insizyonla başlayıp midenin belirli alanlarında bir ameliyat yapıyorsunuz. Sonra tekrardan bir sütunla kapatıyorsunuz. Bu bir teknik oluyor. Yani midenin bazısı bir bölümünü alıyor, bazısı başka bir yere anastomoz ediyor filan bir teknik uyguluyor. Teknoloji derken biraz daha o tekniği uygularken ortaya koyduğumuz hemen her şey, bilimsel olarak hemen her şeyi içeriyor. Arkadaki ışıkları, görüntüleme araçlarını, o kullandıkları intraabdominal cihazları ve arkada EKG'yi gösteren yahut da anestezi için verilen ilaçlar, anestezistin yaptığı her şey, doktorların yaptığı her şey. Teknik derken biraz daha sanayi devrimi öncesinde bir meseleden bahsediyoruz. Her ne kadar güncel dilimizde tekniği daha çok bir üslup teknoloji ise biraz daha geniş bir kavram olarak kullanıyor olsak da teknoloji bilim devriminden sonra sonuna loji getirilmiş tekniğin bilimle buluştuğu yer anlamında şey anlamında teknolojiyi kullanıyoruz. Teknolojiyi ben şöyle en geniş anlamıyla bir de kendim yorumlamak istersem, bir amacı etkin olarak gerçekleştirmek üzere kurgulanan tasarımlar, tasarımlara uygun olarak ortaya konan araç, uygulama ve organizasyonlar, uygulamalar sonucunda ortaya çıkan ve yeni tasarımlara yol açan bilgi birikimi ve bunların toplumsal yaşamın her alanındaki etkileri olarak belki bir nebze tanımlayabiliriz diye düşünüyorum. Teknik dediğimiz şey, belli bir amaca yönelik olarak güvenli bir yolculuk demek aslında. Ve yolculuğun sonunda da hakimiyet var. Yani bir amacımız var. Oraya güvenli, hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmak istiyoruz. Ve ulaştığımız zaman da oranın hakimi olmak istiyoruz. Hakim olmak istiyoruz bir anlamda. Teknoloji olgulara ve kurguya dayanıyor. Dayandığı en temel iki şey bunlar. Olgu dediğimiz şey somut sebep-sonuç ilişkileri. Yani özellikle de bilimsel olgular, objektif yöntem ve araçlarla nesnel gerçekliğin, oluşan nesnel gerçekliğin üzerine oturuyor. O nesnel gerçekliği bir olgu olarak benimseyip oradan bir teknik ve teknoloji üretmeye gayret ediyor. Kurgu ise olay ya da olguların belli bir amaca yönelik olarak düzenlenmesi ya da yeniden düzenlenmesi.
Bildiğiniz gibi din, dil, edebiyat, sanat, felsefe, siyaset, bütün bunlar da aslında bir yeniden düzenleme, bir kurgu işi. Beynimizle teknolojinin ne kadar benzer olduğunu gösteren bir slayt aslında. Beynimizle bir meseleyi ele alırken hem olgulara dayanıyor, yani dışımızdaki realiteye bakıyor, her ne kadar kendi gerçekliğimiz, kendi algımız olsa bile o realite üzerine bir kurgu yapıyoruz ve bütün uygarlık, değil mi, aslında bu kurgu üzerinden yürüyor. Evet, bilimsel bir olgunun ya da olgular arası kanıtlanmış ilişkilerin algoritmik yeniden düzenlenişi oluyor teknoloji için bahsedersek kurguyu. Yani aslında teknoloji olgularla bir somut, tutarlı, güvenilir, etkin sonuç elde etmiş oluyoruz. Yani somut sonuçlar elde etmiş oluyoruz. Kurguyla da ihtiyaca yönelik esneklik elde etmiş oluyoruz. Estetiklik, kişiselleştirme, özelleştirme, modüler yapılar, kombinasyonel yapılar, çeşitlilik, daha çok kaotik ve öngörülemez, aslında sürprizlerle dolu olan tarafını teknolojinin bu kurgu temsil ediyor. Dolayısıyla biz teknolojiyle olgulara dayanan somut gerçekliği kurguya dönüştürüyoruz. Beynimizin çalışmasına ne kadar benziyor, değil mi? Yani hem olgular var hem de kurgular var. Pek çok kaynağı var teknolojinin. Ben bu üçü üzerinde özellikle duracağım. İhtiyaçlar var. İnsan ihtiyaçları tekniğin, teknolojinin bir dinamosu niteliğinde neredeyse. Belirmeler var, tesadüfler var. Pek çok bildiğiniz gibi radyasyonun bulunması, penisilinin bulunması bir belirmeyle, bir tesadüfle ortaya çıkıyor. Bu belirme dediğimiz şey bilimde çok önemli. Bazı belirmeler gelip geçiyor. Mesela bulutlar, yukarıda biz ona bakmak istediğimiz zaman, İlhan Selçuk'un bir makalesinden söylüyorum size. Yukarıya baktığınız zaman diyor, bulutlar size tavşan oluyor, kuş oluyor, pek çok şey çiziyor. Bazen Atatürk'ün gözleri oluyor. Ama yeter ki kafanızı yukarıya kaldırıp bakabilirsiniz diye. Orada belirme oluyor. Birden bir şekil beliriyor. Bir taraftan da mesela dalgalar kıyıdaki taşların oyarak orada yeni şekiller, bir takım şekiller oluşturuyor. O da bir belirme. Halbuki bulutlardaki belirmeler bir anda ortadan kayboluyor ama kayalardaki belirmeler orada kalıyor. Canlılığın oluşmasının da temel nedeni olarak biliyorsunuz o kayalardaki orada oluşan oyuklar, oralarda suların birikmesi vesaire gibi tanımlanıyor. Dolayısıyla belirmelerin bazıları kalıcı ve sonraki medeniyeti belirleyici bir hal alabiliyor. Her ne kadar bir tesadüf gibi görünüyor olsa bile. Asıl benim bugün konuyu anlatmamı sağlayan teknolojinin asıl özelliği ise teknolojinin iç yapısındaki küçük değişikliklerin artarak onu yenilenmeye zorlaması. Yani teknolojinin kendi içinde de bir dinamosu var. Kendi kendine de bir takım ihtiyaçlarını ortaya koyabiliyor. Biz insanlar onunla belki motive oluyoruz ve o teknolojinin gösterdiği hedefte bazen yürümek zorunda kalıyoruz. Kendi hedeflerimizi de gerçekleştirmek istiyorsak eğer. Dolayısıyla bu kadar çok şeyden sonra, bu kadar geniş kaynaklar olunca insan ürünlerin çeşitliliği, doğal çeşitliliği geride bırakıyor. Ürünlerin hepsi geleceğe aktarılamıyor. Yeni teknikler, yeni bağlamlar, yeni etki atmosferleri yaratıyor. Bir taraftan da eskileri kayboluyor. Bir soba borusunun, eski sobanın önünde ettiğimiz sohbetleri hatırlayın. Bizler tabii teknolojinin çok hızlı geliştiği bir dönemde yaşıyoruz. Hepimiz daha bilgisayarın hiç olmadığı dönemlerde de vardık. İnsan insana ilişkilerin olduğu dönemlerde. Şimdi internetle insanın aradan çıktığı bambaşka bir iletişim yöntemi uyguluyoruz. Bu tabii çok özel bir şey oluyor bizim için. Yani böyle karşılıklı bir araya gelip bu çalışmaları yapmak gerçekten özel oluyor. Şimdi ise pekala kaloriferler var, doğal gaz var ve o kendi etki atmosferini yaratıyor. Yani eskisi gibi artık kestane patlatmıyoruz, sobanın etrafında çamaşır kurutmuyoruz, o muhabbetleri de yapmıyoruz artık. Yeni ocaklar var, elektrikli ocaklar, yeni kombiler var, artık evin içinde başka bir
başka bir konuşma üslubu da var bir taraftan. İletişim üslubu da tümüyle değişiyor. Teknolojinin evriminde bağımsız icatlar, büyük mucitler yaklaşımı olmuş ilk başta. Evrim yaklaşımını anlatanlar, teknolojinin evrimine eğilenler bağımsız icatlar olduğunu düşünmüşler. Çünkü sanayi devrimiyle beraber bu patentleşme, patent üzerinden para kazanma çok önemli olmuş. İşte bizim bildiğimiz Edison'un işte plağı bulması, işte ışığı bulması filan. Bütün bunlar, gramofonu bulması, gönüllü seçimler olarak değerlendirilmiş. Burada gördüğünüz gibi her bir teleskop, lokomotif, ampul, Braille alfabesi, telefon, televizyon, bunların hepsinin bir mucidi var. Dolayısıyla icatların, teknolojinin bu bireylere bağlı olduğu, büyük mucitlerin akıllarından çıkan bir belirme olduğu, bir anda bir şey bulup onu gerçekleştirdiği biçiminde bir fikir ortaya çıkmış. Ama bakılmış ki en modern teknolojilerin bile bir geçmişi var. Ve tıpkı canlıların evrimi gibi ara formlar var. En modern teknolojilerin bile, en eskilerin de var, en modern olanların da var. Demek ki ara formlar var. Yani öyle herkes birden kafasına bir şey ortaya çıkmıyor. Bir öncekinden etkileniyor, daha öncekinden etkileniyor. Yani batıda matbaa bulundu ama çok daha önce Çin'de vardı. Pusula bulundu ama çok daha önce Çin'de vardı gibi. Yani ara bir takım formlar olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Darwin'in biyolojik evrim teorisine atıflar, analojiler yapılmaya başlanıyor. Çünkü hakikaten bu insanların da katkısıyla bir takım mutasyonlar oluyor. Yani değişiklikler yaratılıyor önceki teknolojide. O varyasyonlar, ortaya çıkan varyasyonların bazıları kalıcı oluyor, bazıları olmuyor. Sonra doğal seleksiyona uğruyor. Bazıları hakikaten geleceğe aktarılıyor. Dolayısıyla Darwin'in biyolojik evrim teorisine neredeyse motobot uyduğu ifade ediliyor. Zaten Darwin de aslına bakarsanız insanların hayvanları eğitmesi, bitkileri ıslah etmesine bakarak yapay evrimi doğal evrimden çok daha önce kavramış. Ve Malthus'un teorilerini çalışmış, nüfus teorilerini çalışmış ve sonradan bu bildiğimiz doğal evrim teorisini gelişmiş. Dolayısıyla teknolojinin evrime bu analojiyle yaklaşanlar çok oluyor uzun bir süre. Sonra Kroeber yapay evrim teorisini ortaya koyuyor. Yani diyor ki, bakın size göre sol taraftaki doğal evrim teorisinde ağaç sürekli dalları lineer olarak devam ediyor ve bir kere dal verdikten sonra bir öncekiyle hiçbir şekilde birleşmiyor, bir ortaklık yok. Lineer bir şekilde ilerliyor ama sağdaki yapay evrim ağacına bakarsak hiç alakası olmayan, kendisiyle hiçbir ön bağı olmayan, atası olmayan, belki çocuğu da olmayan bir şeyle iletişim kuruyor. Çok yukarıdaki dallarla, çok aşağıdaki dallar birbirleriyle kombinasyonel ilişkiler kuruyor. Zaten bu neden insan eliyle yapılan evrimin, kültürel evrimin neden doğadaki evrimden daha fazla ve çeşitlilik sağladığının da bir göstergesi. Çünkü bu yapay evrim, kültürel evrim lineer değil, kombinasyonel bir gelişme gösteriyor. Ve nasıl insan evrim buraya geldi artık durmayacaksa, bugünkü teknolojiyle ne kadar hızla ilerliyor hepimiz biliyoruz. O da burada durmayacak. Yani o da hızla bir yöne doğru gidecek. Bizim bütün amacımız hangi yöne gidecek ya da o yönü belirleme şansımız var mı? O yönü biz nasıl belirleyebiliriz? Belki asıl üzerinde durmamız gereken şey bu. Dolayısıyla Kroeber meselenin lineer değil de kombinasyonel bir evrim olduğunu, hakikaten Darwin'in biyolojik evrim teorisine benzediğini ama bir takım farklar olduğunu da ortaya koydu. Dolayısıyla bu çeşitliliğin de neden bu kadar fazla olduğunu gösterdi. Bu benim mesleğimden bir görüntü. Bu bir PET-BT görüntüsü. Yani PET dediğimiz şey pozitron emisyon tomografi. Pozitif yüklü elektronları insan vücuduna veriyoruz. Onlar bu pozitron yayarak elektronla birleşiyor. Bir annihilasyon yani yok olma reaksiyonu. Tam zıt yönde iki tane foton oluşuyor ve biz onu bir circular dedektörle belirliyoruz. Ve buradaki sarı olanları belirliyoruz. İnsan vücuduna doğrudan enjekte ettiklerimizle. Sonra bir dedektörle tabii bir kamerayla bunu belirliyoruz. Halbuki arkadaki CT yani anatomik görüntüdeki şeylerse bir X-ray gönderiyoruz. İnsan vücudunun arkasındaki gölgesini görüntüye çeviriyoruz siyah beyaz renklendirerek.
ya da gri tonlarda diyelim. Dolayısıyla iki tane hem anatomiyi hem fonksiyonu gösteren tamamen birbirinden farklı, hiç ilişkisi olmayan neredeyse, yani ikisi de radyasyon kullanıyor diyeceğimizden başka, ilişkisi olmayan iki tekniği bir araya koyabiliyoruz. PET MR'lar var ki orada da mıknatıs teknolojisiyle radyasyon teknolojisini birleştirebiliyoruz. Ve bütün bunları da bilgisayar marifetiyle yapıyoruz ki bilgisayarın bunlarla hiçbir akrabalığı yok. Yani anlatabiliyor muyum? Gerçekten kombinasyonel, hem kaotik ve sürprizlere açık ama hem de bir olguya dayanan, gerçek bir olguya, gerçek olgulara dayanan, onların çok özel kurgularıyla elde edilmiş kombinasyonel bir evrimden bahsediyoruz, teknolojiden bahsederken. Bir bütüncül evrim teorisinin pek çok şeye dayanması gerektiğini söylüyor. Yani bir kere olgulara dayanan fiziksel özü, mantık, matematik, algoritmik düzenlenişleri, eşyanın, kullanılan eşyanın yapısal nitelikleri, fonksiyonel nitelikleri, dizilişleri, insanın sezgisi, çağrışım yapması, anlam atfetmesi, simge kurması, bağ kurabilmesi, anlamları yaşama geçirmesi, soyut olanları somuta dönüştürebilmesi ve eskileri eleyip yenileri ortaya çıkarabilmesi, değişim dönüşüm olanakları ve tüm bu sonuçların toplumsallaştırılabilme ve kurumsallaştırabilme yeteneklerini anlatabilmesi gerekiyor normalde bir evrim, teknolojinin evrimine dair bütüncül bir teori, ama benim okuduğum bütün teorisyenler bu konuda böyle bir evrim teorisinin henüz mümkün olmadığını ifade ediyor. Böyle bir evrim teorisi aslında alet, makine, fikir, uygulama, organizasyon tüm katmanları açıklayabilirdi. Fakat bu bile bence sadece yapısal, işlevselci bir yaklaşım olarak kategorize edilebilirdi. Nitekim teknolojinin doğa ve insanla çelişkilerini açıklayamaz diye fonksiyonelist bir yaklaşım göstermiş olurdu. Çelişki taraflarını açıklamazdı. Yahut da teknolojinin kendi kendini geliştirebilme ve otonomi kazanma yeteneğini belki yine saklamış olurdu öyle bir şey. Ve günümüzün insanilik, çağdaşlık, özgürlük talep eden robotların durumunu şimdilerde biliyorsunuz yapay zekanın çoğalması söz konusu oldu. Bütün bunları belki hala açıklayamayacaktı. Teknoloji toplumda bir değer yaratıyor ve ona o değeri benimseyenler ve benimsemeyenler, muhafazakarlar oluyor. Ama en sonunda herkes bunu benimsemek zorunda kalıyor. Çünkü bu değer etrafında bir ideoloji, bir ekonomik, siyasi bir örgütlenme ortaya çıkıyor. Ve bunu en sonunda herkes benimsiyor. Ve bu benimsenme sonrasında toplumsal yapıda daha da güçlü bir merkezileşme ortaya çıkıyor. Yani eskisine göre çok daha güçlü bir merkezileşmeyi biz bu teknolojiyle elde etmiş oluyoruz. Teknolojilerin şimdiki bu masumiyetini, dolayısıyla onların çocukluk çağına özgü ebeveyn bağımlılığına mecbur olmalarından ibaret olarak ben de görüyorum, bu görüşte olan da çok fazla. Şöyle biz insanlığın çağlarına baktığımız zaman bunları kendimize göre yorumladığımız, şimdi taş çağı, tunç çağı filan gibi şeyler söylüyoruz. Halbuki teknolojik bakış açısından bakarsak bu aynı zamanda teknolojinin kendisinde ayağa kalkması, yürümesi, değil mi? Tekno erectus haline gelmesi, tekno antropo, ne diyebiliriz? Tekno sapiens diyelim olması gibi. Yani o süreçleri de aslında bir taraftan ifade ediyor olabilir. Endüstri 1.0 dediğimiz zaman işte teknoloji belki ayağa kalktı. Endüstri 2.0 çoğaldı, elektrik girdi. Endüstri 3.0 otomasyon, elektronik girdi, bilgisayar meseleye girdi. Endüstri 4.0'da da internet oldu ve nesnelerin interneti haline geldi. Gördüğünüz gibi bu evrimler, biz bunları kendimiz açısından değerlendiriyoruz ama burada teknolojinin kendi ideolojisini bize kabul ettirdiğini de size bu şeyle, aracılıkla anlatmak istiyorum. Ve kendi etrafında çok inanılmaz bir merkezileşme ve büyük bir toplumsal örgütlenme yaratıyor. Ve biz bunu kendi gelişmelerimiz sayacak kadar, bazen sadece kendi gelişmelerimiz sayacak kadar bununla özdeşleştiriyoruz kendimizi. Ray Kurzweil diye bir adam, İnsanlık 2.0 diye bir kitap yazdı.
Google'ın yapay zeka CEO'su diyelim. Tekilliğe doğru geri sayımın hızının her zaman aynı olmadığını söyledi. Yaşamın başlangıcından şurada tekillik denilen artık yapay zekanın diyelim insan zekasını geçeceği bir döneme geldiğimizi farz edersek son zamanlarda gelişmelerin çok daha hızlı olduğunu ifade ediyor. Fakat sınırlar var. Her yerde olduğu gibi. Kullanılan malzemeler, onların boyutları, kapasitesi, hızı, fiyatı, sınırlar var. Moore yasası diye bir yasa var. Buna göre her 18 ayda bir tümleşik devre üzerinde yerleştirilebilecek bileşen sayısı 2 katına çıkıyor. Ve bu bilgisayar işlem kapasitesinde çok büyük artışlar yaratıyor ama fiyatı 2 senede bir aynı kalıyor. Yani biz 2 sene sonra 2 kat daha iyi bir bilgisayarı yine aynı fiyata satın almış oluyoruz. Bu ilk zamanlarda gerçekten tam bir şekilde oldu fakat 18 ay değil de 24 ayda bir iki katına çıktığı görüldü. İletişim teknolojilerinin hızı da ayarlayıcı, hız belirleyici bir alan olarak görünüyor teknolojinin ilerlemesinde. Şöyle söyleyebilirim, iletişim teknolojilerinde bu benim öğrencilerime derste anlattığım görüntüleme teknolojileri, iletişim teknolojileri vesaire onunla ilgili kullandığım bir slide. Radyo dalgaları var en başta. Düşük frekanslı, düşük enerjili ve az ısı yayan, bu tarafa doğru geldikçe çok yüksek frekanslı, daha yüksek enerjili ve yüksek ısı da yayan tabii bir yapıya dönüşüyor. Ve aslında iletişim dediğimiz şey bu elektromanyetik spektrumdaki belirlediğimiz bir alana göre ortaya çıkıyor. Hangi frekansta nasıl bir ileti göndereceğiz? Bütün iş bununla ilgili. Dolayısıyla radyo dalgalarıyla haberleşirsek iş yavaş oluyor. Kimseye zarar vermemiş oluyoruz. Karşımızdakine bir ısı, enerji iletip onu rahatsız etmemiş oluyoruz. Ama radyo dalgaları yavaş kalıyor bazı işler için. Bakın 2G, 3G, 4G dediğimiz şey şurada. Radyo dalgaları civarında dolanıyoruz demektir. Halbuki 5G'ye gelince mikrodalga alanına girmişiz. Çok daha yüksek enerjili, çok daha güçlü. Niye peki bunu kullanmıyoruz? Çünkü böyle olursa dünya çok ısınır. Bunun çok yaygınlaştığı bir, 5G'nin çok yaygınlaştığı bir yerde çok ısı üretir ve bazı insanlar yaşayamaz. Yani ancak bir evrim geçirmemiz lazım. Ama bu 5G'nin burada kalacağına ben inanmıyorum. Bu 5G, 6G, 7G diye devam edecek. Çünkü eğer Mars'ta bir hayat kurulacaksa orayla iletişim 5G ile olmaz. Bu 5G ancak dünya çapında birbirimizle daha hızlı iletişim sağlanabilir ve biz bazı insanlar buna eğer uyamıyorsak biraz evlerde, özel yerlerde konumlandırılabiliriz ama dışarıda bu iletişim belki sürdürülebilir. Evet, 5G dediğimiz yer mikrodalga alanına artık giriyor olduğumuz bir alan. Belki de bu iletişim, bu kadar yüksek ve enerjik bir iletişim insanlar için değildir. Öyle değil mi? Ve biz insanlar dışında hayvanlar arasında çok daha hızlı, etkili iletişim metotlarını da biliyoruz. Onların da gerçekten çok etkili, hızlı belki size umarım vakit kalır ve bir şeyler anlatabilirim. Evet, iletkenler, yarı iletkenler, süper iletkenler, ısı yayma, ısının uzaklaştırılması, ana bellek, dinamik RAM, bunların kapasiteleri, hızı, transistörler, mikro işlemciler, mikro işlemci başına transistörler, internet hızı, internet trafik yoğunluğu gibi pek çok kısıtlayıcı faktör var. Bütün bunlara bakarak insanlar diyor ki pek çok bazı matematikçiler de yapay zekanın üretilmesi bu şartlarda mümkün değil. Fakat bu söylendikten sonra CERN'den o kadar inanılmaz süper iletkenler ortaya çıkıyor ki onların söylediğini 3 katı kadar hızlı iletişim sağlayabilecek şeyler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu alanlarda da sürekli inanılmaz bir yenilenme var. Ve aslında biz kendi teknolojimize bakalım. İnsan olarak zihnimiz çok güçlü genel veriler üretiyor. Ve aslında yine de kapasitesi çok sınırlı. Nöron dediğimiz aslında yine kapasitesi çok sınırlı. İşte kalın nöron olursa başka, ince nöron olursa başka, işte kısa olursa, uzun olursa filan. Ve ne kadar aksonal ilişkileri varsa, ne kadar çok dendriti varsa filan bütün bunlar her şeyi etkiliyor. Fakat biz de o kısıtlı veriyle, yani doğanın bize sağladığı bu kısıtlı malzemeyle düşünüyoruz. Aslına bakarsanız, öyle değil mi? Ve biz ona yapay diyoruz, kendimizi doğal zannediyoruz. Yani biz sodyum, potasyum, klorden oluştuk, biz doğal oluyoruz.
Ama o işte altından, madenden, işte ne bileyim kadmiyumdan, çinkodan oluştu diye onu yapay ilan ediyoruz. Tabii burada yapay vurgusu oluşumundan ziyade onu insan eliyle üretildiğine dair bir şey ama ama yine de yani biz de üretiyor olsak yani bizi üreten doğa da o zaman yapay bir şey üretmiş olurdu. Yani dolayısıyla bunun bir süreç olduğunu, bu sürecin öyle basit düşünüşlerle tam olarak algılanamayacağını size anlatmak istiyorum. Evet, bir üstel gelişme söz konusu oluyor, üstel büyüme oluyor. Yine bu Ray Kurzweil'ın İnsan 2.0 kitabından alınmış bir veri. Biz etrafımızdaki gelişmelere bakarak eğrinin şöyle gideceğini zannediyoruz ve bütün matematiksel hesapları, öngörülerimizi, gelecek kurgumuzu böyle yapıyoruz ve şurada beklenen bir yaşam olduğunu zannediyoruz. 2020 yılında böyle olacak teknoloji filan. Fakat çok ciddi sürprizler ortaya çıkıyor. Sanayi devriminden sonra bu kurgu biraz işledi işte 1.0, 2.0, 3.0 ama internet ortaya çıktıktan sonra birden inanılmaz bir hız kazandı bu teknoloji ve burada bir eğri dirseği oluştu ve yukarıya doğru üstel bir şekilde bütün teknolojilerde güçlü bir artış söz konusu oldu. Demek ki öyle lineer bildiğimiz gibi gitmiyor. O hesaplar her zaman tutmuyor konuyu incelerken. En nihai olarak tekniği, teknoloji, ihtiyaçlar, belirlemeler yanında teknolojik determinizmin de çok güçlü bir etkisi olduğunu, teknolojinin kendisinden kaynaklanan, kendi kendini iyileştirmekle ilgili bir motivasyonu olduğunu ve bunu insanlara, toplumlara, kalabalıklara kabul ettirme gücü olduğunu söylemem lazım. Elbette olanaklar ve sınırlar var ve hız sınırlayıcı çeşitli basamaklar var. Bir teknik üretiliyor ama bu o hız sınırlayıcı basamağı geriye dönüp düzeltebiliyor o yeni teknik. Teknikler, teknolojiler birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. Büyük bir ağ oluşuyor, bir ağ toplumunda yaşıyoruz ve sonra bu ağ çok hızla kendini üreterek ilerliyoruz. Ve günümüzün teknolojisinin hedefi yapay zekayı bulmak. Evet, evet. Çünkü dişli çarklar birbirlerini çok iyi anlıyorlar. İnsanlar gibi değiller, çok o kadar kaotik değiller. Birbirlerini çok iyi anlıyorlar ve bundan sonraki aşamayı böyle kör gözüme parmak bize gösteriyorlar. Çünkü onun kendi dinamiklerinden nereye gideceği belli. Ve cihazların ya da teknolojilerin birbirleriyle iletişim kurmak gibi bir şeyleri var. Yani mutlaka ilişki kurmak istiyorlar. Daha güçlü ve iyi olmak için ilişkiye ihtiyaçları var. Tıpkı insanlar gibi sosyalleşmek istiyorlar. Ve belki bizden daha iyi başardıkları şey çok kombinasyonel, uyumlu ilişkiler kurabiliyorlar. Çok farklı teknolojiler birlikte, farklı çarklar birlikte çok güçlü, büyük üretimler tartışmasız üretebiliyorlar. Ve bunları birbirine bağlayıp hepsini akıllandırmak mümkün. Hepsinin birbirleriyle ilişkilerini sağlamak ve akıllandırmak mümkün. Peki, bir parantez açacağım şimdi. Biraz hayvanlarda bu tekniği konuşacağız. Herkes sıkılıyor mu? Bir şey oldu sanki, bir durma oldu gibi. Tamam, okey. Teknik sadece insanlara özgü bir şey mi yoksa hayvanlar da teknik üretiyor mu? Yani biz tekniği bir gerimize bakarsak oradan belki bir doneler elde edebiliriz. Hani bizden önceki, bizden sonraki için, daima gelecek için geçmişe bakmak lazım zaten. Bakın burada bir balık, buna Japon puffer fish deniyor. Türkçe'ye bazen balon balığı, bazen kirpi balığı diye tercüme ediyorlar. Bu balık, ben şimdi bunu herhalde beceremeyeceğim. Şöyle. Bu balık şöyle bir şey üretiyor. Şöyle yapayım peki. Şöyle bir ürün üretiyor en son olarak. Bu hemen altında bir tane yüzgeç var. O onunla böyle şekillendirerek böyle bir şey yapıyor. Bu onun kırmızı panjurlu ev modeli. Karşı cinse diyor ki bak ben bunu yapabiliyorum. Gelirseniz memnun kalırsınız. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir model üretiyor. Bu balık tek başına yapıyor bunu. Tek başına yapıyor ve kocaman bir şey okyanusun altında. Ve bu da insanların Sümerlerden önce Akatlar filan döneminde yaptıkları şehir devletinin bir görüntüsü. Biz insanlar da böyle ona çok benzeyen bir teknoloji üretebiliyoruz. Avlanma, savaş, üreme hem insan hem de hayvan topluluklarının bir
topluluklarına bir strateji geliştirmeye zorluyor. Strateji teknikle, teknolojiyle hemen hemen eş anlamlı bir şey. Yani bir yerde strateji üretiyor. Sadece bizim bilincimizin ve korteksin bir ürünü değil. Bilinçaltımızın da, hayvanların da ürettiği bir şey. Muhtemelen yani atomun yapısından, maddenin bir araya gelmesinden bir şey. Yani hidrojenle oksijen birleşiyor ve su oluyor. Ve su ne hidrojenle ne oksijenle ilişkili bir şey değil. Bambaşka bir yapı kazanıyor. Yeni bir ruh kazanıyor. Biz beynimizde nöronların ilişkisinden yok canım ruh olur mu? Yani böyle bir şey olur mu? Bu elektromanyetik dalgalar filan ama yani ruh diye bir şey olmaz. Ama oksijenle hidrojenin birleşmesinden su olmasını kabul edebiliyor. Ya su bambaşka bir şey. Ve bence ruh denilen şeyden çok daha özel, çok daha farklı bir şey. Yani hidrojenle oksijenin özelliklerinden bambaşka. O, ama onlardan olduğundan da eminiz öyle değil mi? Kimse arada bir ruh filan olduğunu düşünmüyor yani ekstra. Evet, bu hayvanlarda da maddenin yapısından kaynaklı olarak ya da belki ben öyle ancak bulabiliyorum. İçgüdüselleştirilmiş bir teknik söz konusu ve bu teknik bazen insan tekniklerinden çok daha ileri. Sadece oraya daha dikkatli bakmıyoruz. Kendimizi mahluk-u âlâ zannettiğimiz için ve bütün kurgularımız bu antroposentrik olduğu için yani hep insan merkezli düşünmeye alıştık olduğumuz için oraları fazla görmüyoruz ama ileride bunlara çok daha fazla dikkatle bakmamız gerekecek. Yeni yaşamlar üretmek için çok daha fazla o tabana inmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Bakın bu arı kanatlarıyla o kadar güçlü bir elektromanyetik dalga üretip başka yerlere iletişim sağlıyor ve aynı zamanda ısı, aynı zamanda da enerji üretebiliyor. Ve bunların her birisi için bir fonksiyon. Yani yarattığı dalgalar iletişimi sağlıyor. Isı biraz sonra göstereceğim. Eşek arılarını öldürmeye yarıyor. Bakın bir taraftan da inanılmaz bir şekilde altıgen en az maddeyle en çok nasıl depo yapabilirim diye düşünürseniz en mükemmel şekli bularak onu üreterek üstelik de son derece aseptik yani tıbbi şey var yani elinde. Bizim şimdiye kadar bu kadar güçlü bir şekilde elde edemediğimiz mikroptan arındırılmış ve kendi üretiminin üzerinde üretim yaparak, kendi ihtiyacının üzerinde üretim yaparak ders mahiyetinde bir tekniğe sahipler bu arılar. Eğitim var ki aralarında. Bir arı ötekini eğitiyor. Yani inanılmaz bir şey. Ve burada bir eşek arısı, bir Japon eşek arısı Japonlardan gidiyoruz ama öyle yani. Benim okuduğum böyle. Japon eşek arısı buraya saldırma yapacağı zaman ya da bir böyle bir koloniyi gördüğü zaman bal arısı kolonisini hemen bir kendi arkadaşlarına haber gönderiyor kendi kanatlarıyla. O haberi bunlar da alıyor. Bal arıları da alıyor. Ve bal arıları, eşek arıları gelmeden önce kendi önünde birikiyorlar. Eşek arıları gelince de onun etrafını sarıyorlar ve kanat çırparak çok yüksek derecede ısı oluşturuyorlar. 40 dereceye kadar. 40 derecede eşek arısı yaşayamıyor ama bal arıları yaşayabiliyor. Dolayısıyla ürettikleri ısıyla eşek arılarını öldürebiliyorlar. Bakın böyle mağdur olmuş bir eşek arısı. Tabii ona da üzülüyoruz ama yani doğa böyle. Ve elbette ki bu tabii ki yapay zeka için de çok önemli bir model arılar. Çok önemli. Bir başka yöntem, biz insan düşünüşü dışında başka şeyler olabilir mi? Yani tekniğin ve teknolojinin altyapısını oluşturabilecek, geleceğin yapay zekasını tanımlayabilecek, illa insan gibi düşünen değil de başka organik varlıklar halinde kendini tanımlayabilecek şey var mı? Biliyorsunuz Durkheim'ın toplumsal dayanışmayı, kolektif bilinci ikiye ayırıyor. Kolektif bilincin oluştuğu toplumsal dayanışma modeli ikiye ayırıyor. Bir tanesi mekanik dayanışma, öbürü de organik dayanışma. Ben aynı zamanda sosyoloji son sınıf öğrencisiyim. Bu arada onu da söylemiş olayım. Durkheim'a göre erken toplumlar, ilkel toplumlar diyelim, ilksel toplumlar diyelim daha doğrusu, onlar pek mekanik bir dayanışma gösteriyorlar. Onlarda birey çok önemli değil, toplum çok önemli. Toplumun birey üzerinde büyük bir gücü var. Halbuki organik dayanışma, yani bireyler arttığı zaman, nüfus arttığı zaman, bireyselleşme, iş bölümü, uzmanlaşma arttığı zaman bunlar arasında daha güçlü bir organik bağ
oluşması lazım ve dolayısıyla organik toplum oluşuyor diyor. Bakın karıncalar bunu çok önceden beri zaten yapıyorlar. Karıncalar inanılmaz bir organik iş bölümü yapıyorlar. Hep her biri farklı bir birey olarak özel görevleri var. Aralarında uzmanlaşmış görevleri var ve iş bölümü yapıyorlar ve organik bir toplum örneği veriyorlar. Bakın her birisinin farklı bir şeyi var. Aralarında ötekine yardım eden, doktorluk eden, tedavi eden, yardıma koşan, temizlik yapan, içerideki kirleri dışarıya atanlar var karıncalar arasında. Çok daha özel bir şey anlatayım size. Bu tırtılın adı yazdım buraya, Maculina rebeli denilen bir tırtıl. Karıncalar ona saldırdığı zaman ana karıncanın taklidini yapıyor ve onun feromenlerini salgılıyor. Ve bu karıncalar da hipnotize olmuş gibi onu ana karınca zannedip ona iyi davranıyor, kutsal davranıyorlar. Ona iyi davranıyor, bir bitiriyorlar. Fakat bazı başka karıncalar var ki bu Mirmika Şenki'leri etkiliyor bu. Ama başka karıncalar onun maskesini düşürmeyi, o da bak karşı feromen salgılıyor ve onun maskesini düşürmeyi sağlayabiliyor. Yani hipnotize olmuş bir insan başkasının maskesini düşürmeyi düşünebilir mi? Karıncalar becerebiliyor. Çok affedersiniz. Dolayısıyla karınca toplumu sanki tek bir karıncaymış gibi. İlle insan zekası gibi hepimiz ayrı ve özel düşüneceğiz, hepimiz çok zekiyiz, akıllıyız filan. Yani tek toplumsal yapı bu değil. Hepimizin ortak zekasından veya iş bölümünden güçlü başka bir toplum üretebiliriz. Biz Türkler çok böyle daha bencil, bireyci yaklaşıyoruz ama mesela Almanlar çok iyi bir süper organizma oluşturabiliyorlar. Bir Alman bilim insanının ürettiği sadece akademik çevrelerde değil, tüm sanayi alanlarında, tüm eğitim kurumlarında, şoföründen pastacısına kadar herkesi etkiliyor ve bir toplum, koca bir toplum birbiriyle eş güdüm halinde bir üretim sağlıyor. Yani Almanya'yı Almanya yapan biraz da bu. Belki Japonlar için de aynı şeyi söylemek lazım. Yani düşün, tek başına bireylerin her şeyi yapacağı düşüncesi biraz yanılgılı bir düşünce. Bu insanlar için bile böyle olduğu zaman bir süper organizma geliştirebilirsek eğer başarı ortaya çıkıyor. Karıncalarda böyle. Burada inanılmaz bir bilgi paylaşımı var ve bilginin anlık paylaşımı var. Bu teknolojide de çok önemli bir şey. Geleceğin toplumunda, hatta şimdinin bilgi toplumunda artık değil mi? Yani yer, yurt filan değil. Ya da artık eşitsizliğin kaynağı para veya mülk değil, değil mi? Bilgi eşitsizliğin kaynağı artık. Ve gelecekte bu çok daha etkili olacak. Eşitsizliğin kaynağı olarak anlık üstelik bilgi paylaşımı çok daha etkili olacak diye düşünüyorum. İnsan zekası tek temel şey değil. Bakın, bunu geçeceğim. Yer altında nasıl karıncaların inanılmaz yerler yaptığını gösteren bir videoydu. Videoları açamıyorum maalesef. Yerin altında Kapadokya'da yeraltı şehirlerini gördünüz mü? Bunların çok benzeri karıncalar tarafından yapılmış. Karıncalar eğer bizim gibi uzun boylu olsalardı ve eğer binalarını yukarıya doğru yapsalardı muhtemelen uygarlık onların uygarlığı olur ve biz öyle bakardık onlara. Yani insan uygarlığı diye bir şey gelişmeyebilirdi. Yani karıncalar o kadar etkili, önemli uygarlıklar ve tabii ki onlar da bu yapılarıyla yapay zekanın hedefi durumundalar. Bir geri geçmişe doğru bir şey daha, bir slide daha söylemek istiyorum. Bizi geçmişe bağlayan bir bakteri, bir şey söylemek istiyorum. Hekim arkadaşım nerede? İnsülin hormonu nasıl üretiliyor? Eskiden domuz insülininden yapılıyordu. Yani domuzun insülini alınıyordu, çıkarılıyordu ki bize en yakın insülin, en yakın form bu olduğu için onu biz kullanıyorduk normal insülin olarak. Fakat bu bazılarında alerji yarattı, anafilaksi yarattı. Dolayısıyla yeni bir arayış ortaya çıktı. Peki bunu nasıl çözdük biliyor musunuz? Escherichia coli ile. Escherichia coli'nin plazmidi yani DNA'sı bizim insan DNA'sının yani insülin üreten genleri ondan ayıklayıp da buraya attığımız zaman, yemlediğimiz zaman o plazmide hemen gidip yapışıyor ve o artık bizim için insülin hormonu üreten, bizim proteinimizi üreten bir yapı haline geliyor Escherichia coli. Yani onlarla aramızdaki bağın kategorik olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Bir süreçsel onlarla bir bağımız. Yani o Escherichia coli ile beni bağlayan
ve bize ortak bir teknoloji içinde birleştiren bir ortaklık söz konusu ve bu o kadar uzak, o kadar şey değil gördüğünüz gibi. Kategorik değil. Böyle bir kopma halinde bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir bağ var ve bir süreklilik gösteriyor ve bizi ona bağlıyor. Evet. Nihai olarak insan odaklı, gönüllü seçimler dışında bir de teknoloji odaklı. Ben bu her ikisine de yakınım. Her ikisi içinde şey yapıyorum, öyle kendimi kategorize etmeyeyim. Ben tek başına teknoloji determinist birisi değilim. Ama bunun önemini vurgulamak ve bize görev düştüğü bilincini anlatmak istiyorum. Bu da çok önemli bir verim ve bunu eğer dikkate almazsak sürüklenir gideriz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Belirlenimci yaklaşıma göre gönüllülük yaklaşımıyla olan el yordamıyla yapılan işler sanayi devriminden sonra bitti. Sanayi devriminden sonra artık hiçbir şey, para kendisiyle tanımlanmıyor borsada artık. Öyle değil mi? Ateş motorun içinde o ateş değil. Yani her şey başka temsili görevler edinmeye başladı ve artık insanın kontrol edebileceği bir veri olmaktan çıktı. Bugün siz borsayı ne kadar tek başınıza kontrol edebilirsiniz? Anlatabiliyor muyum? Bir veri olmaktan çıktı. Dolayısıyla teknolojinin de böyle bir yaklaşımı olduğunu, tek başına belli bir aşamadan sonra kontrol edilmesinin mümkün olmadığını ifade edenler var. Ben mümkün olduğunu, hep beraber ama çalışmak zorunda olduğumuzu, bunun üzerine kafa yormak zorunda olduğumuzu anlatmak için buradayım. Ben bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz insanız ve bu da hiç basite alınmayacak, çok önemli bir teknoloji. Evet, insanların hareket özgürlüğü, hizmet ettikleri teknolojik efendi tarafından kısıtlanmaktadır. Çernobil filmini izlediniz mi? Orada elektrik üretimi şey toplumu, yani üretime dayalı bir sosyalist toplum var. Onların ihtiyaçları üretim, kapitalizmle yarışması lazım. Durdurulamaz bir çark var orada. Durdurulamaz bir çark var. Aynı tarafta kapitalizmde de var. O da atom bombası üretecek, bilmem ne olacak filan. Orada durdurulamaz bir ve en nihayet bir atom bombası insanların üzerine atılabiliyor. Ve orada çünkü durdurulamayan gerçekten maalesef durdurulamayan bir şeyler var. Onun için bu konuda dikkatli olmamız lazım. Ve belki bir süre sonra her şey, tüm fiziksel yapılar bir bilgi olarak var olacak, bir veri haline gelecek. Yani biz insanlar da öyle, bir taşın veri haline dönüştürülmesiyle ilgili çok önemli yazılar okuyorum. Bir taş. O artık doğada filmini çektikten sonra bir metaverse'in içinde bir bilgi olarak orada var olacak. Ve biz insanlar da orada temsili olarak var olacağız. Ve biz insanlar da orada muhtemelen artık savaşlarımız, evlenmelerimiz, para kazanmamız belki o metaverse'in içinde olacak. Ama orada biz bir bilgi bütünlüğü olarak, fiziksel yapımız belki tamamen bilgiye dönüştürülmüş olarak orada var olabilecek. Dolayısıyla dikkate almak lazım. Evet, tekno erectus, tekno multiplicare, bunları ben isimlendirdim. Sakın sahi zannedip de bir yerlerde ifade etmeyin. Ben söyledim bunları. Tekno automaticus, otomatik hale geliyor. Burada tekno networker. Sonra tekno intelligentes, bu ara değil mi? Yapay zeka, zeki bir şey halindeyiz. Ama biz bunun akıllanmasını sağlamaya çalışıyoruz şimdi. Bir türlü bu akıllanmadı. Otonom hale gelmedi. Onu sağlamaya çalışıyorum. Ona da ben Latince ismiyle Tecno Callidus deyiverdim. Ama Tecno Singularis'e doğru gidiyoruz. Yani bir zaman sonra, çünkü şimdiden çok iyi kanıtladılar. Şimdiden belirli algoritmalar öyle özel konuları, öyle derinlemesine yeni simülasyonlarla öyle iyi yapıyorlar ki bizim herhangi bir konuda o kadar derinleşmemiz mümkün değil. Dolayısıyla da onlar belirli konular için en azından şimdilik ne kadar derinleşebildiklerini, ne kadar iyi bu işi yapabildiklerini ve insan zekasını çok aşan bir görüntü verdiklerini bize gösterdiler. Zekiler ama akıllı değiller. Fakat bir gün onlar akıllanırlarsa insan zekasından çok daha ileri olacaklarına şüphe yok. Akıllanırlarsa. Onun için ona kimileri singularite, yani tekillik durumu diyorlar. Yani artık teknolojinin ya da yapay zekanın insan zekasını aştığı dönem. Bunun içinde 2045 ve 2050 sonrasını gösterenler var. Yani çok yakın. Ve sonra tüm fiziksel yapıların bilgiye dönüşmesi, biraz evvel söylediğim şey, ve nihayet transforminin, sisçiklerin oluşması
Yani programlanabilir maddelerin oluşması ve artık sadece bunun metaverse'in içinde değil, hayatta da olabilecek olması. Yani birbiriyle bağlantılı modüler yapıdaki böyle bir şeyler bir anda hop radyoya, bir anda hop silaha dönüşebilir. Bunlar ışıktan etkileniyor, ışığı, sesi, her şeyi dönüştürebiliyor, yani çeşitli şekillerde yansıtabildiği için kendisi başka bir model olsa bile size başka bir görüntü verebilirler ayrıca. Dolayısıyla bunu Utility Fog ismiyle, Türkçe sisçikler diye çevrilmiş çeşitli kaynaklarda, Storrs Hall bunu ilk defa ifade etmiş. Ve bunu Transformers Kayıp Çağ'da eğer izlediyseniz, tabii ben buradan yine videoyu açamıyorum. Belki ben açabildim. Bakın. Yani eğer madde bir bilgi bütünlüğü haline dönüşürse, programlanabilir hale gelir ve biraz önce siz çipler gibi çok modüler bir yapı kazandırılabilirse, bir şekilden başka bir şekle dönüşen akıllı üstelik de yapılarla karşılaşabiliriz. Bunlarla Metaverse'de mutlaka zaten karşılaşacağız ama hayatın içinde de belki bunlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla böyle bir evrim ileriye doğru ilerliyor. Çok uzatmayacağım. Biraz uzadı gibi. Biz şimdi 2020 yılında mouse brain durumundayız. Bu şeyde. Bu akıllanma meselesi. Zekada tamam da akıllanma meselesinde, otonom zekada henüz daha fare beyni seviyesindeyiz ama bakın 2025'te insan beynini yakalayacağı, 2045'te de onu geçeceği öngörülüyor. Evet, dolayısıyla teknoloji lüzumu halinde fişe takıp çalıştırdığımız, sonra fişe çekip garaja bıraktığımız zaman da unutup öyle kendi halinde kalabilecek bir meta olmaktan çoktan çıktı artık. Üzerinde düşünmemiz gereken bir şey. Çünkü bütün dünyada bu garaja bıraktığımız şey akıllansın diye inanılmaz para harcanıyor. Ve bence geçen yüzyılı biz 1900'leri yani 20. yüzyılı insanları akıllandıralım diye habire eğitimle geçirdik. Fakat hiç kimsenin akıllanmadığını şimdi 21. yüzyılda gördük değil mi? Hayvanların yapıp da insanların yapmadığı bir kötülük var mı? Yüzyıldır insanlar ciddi şekilde eğitiliyorlar ve bilimsel eğitimden geçiriyorlar. Önceki hadi dini eğitimin şöyleydi, böyleydi filan bir taraflarında kusur buluyorduk. Ama 20. yüzyılı biz gerçekten eğitimle geçirdik. Ama bir türlü insanı hala hem bir taraftan dini kalıplar, hem bir taraftan bilimsel kalıplar, eğitim vesaire. Fakat bakın, yapay zekaya harcanan para, insana harcanan, insanı eğitime harcanan parayı çok geçmeye başladı. Bütün dünyada harcanıyor. Makine öğrenmesi diye bir şey var artık. Ve buna sinir ağları eklenerek derin öğrenmeden bahsediyoruz. Yani insan gibi, şöyle baktım ben buraya gelmeden önce, 3-5 yıl öncesinin verilerinde işte yapay zeka insan aklını taklit eden bir şey. Ama yapay zeka insan gibi deneyimlerinden öğrenemez falan. Öyle bir şey yok artık. Bakın 5 yıl içerisinde yapay zeka kendi deneyimlerinden öğrenen algoritmalar var. Yani evrimsel algoritmalar var, sinir ağları var. Yani bir şeyi görüp unutmuyor. Bir de ona yenisini ekliyor. Bir şey söyleyeyim size. Birkaç sene oldu. Yine 2 sene kadar filan oldu. EKG'leri okutturdular. Bu EKG'lere göre kardiyak hasta olması olasılığını, yani rutin insanlara kardiyak hasta olması olasılığını belirlediler. Bazı hekimler niye onun seçildiğini anlamadıkları halde onlar kardiyak hasta oldular. Daha kötüsü, bazılarının öleceğini öngördü yapay zeka. Ve hekimler yokça bu tamamen normal dedikleri o kimseler öldüler bir yıl içinde. Ve hala biz o insanların niye öldüğünü bilmiyoruz. Bu arada onlar ne yaptılar biliyor musunuz? EKG böyle bir grafiği yaptı, bir şey elde ederken. Bu bazı insanların ileride Parkinson olacağını öngördüler. Yani o grafilerdeki zıplamalardan veya şey farklarından, dalga boyu farklarından değil. Onun Parkinson olacağını öngördüler. Dolayısıyla siz EKG çektiriyorsunuz kalbiniz için ama size beyniniz için Parkinson pili verebiliriz zamanla. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle şeylerden bahsediyoruz artık. Tabii pil taktığınız zaman da dışarıdan kumanda ediliyorsunuz demektir artık. Kalbinize de pil taktırırsınız, beyninize de pil taktırırsınız. Bunun hem iyi yanı var hem de bütün ışıkların bir de gölgesi var.
Evet. Ben size biraz gölgeleri anlatmaya çalışıyorum ama tabii ışık yanı da çok güçlü. Siz onu zaten biliyorsunuz. Değil mi? Işık yanı da çok güçlü. Orayı ekstradan vurgulamam gerekmesin. Evet, insanın eğitimi, hayvanın eğitimi, bitkinin ıslahı filan. Şimdi yapay zekanın eğitimiyle karşı karşıyayız. Biraz onu da şöyle göstermek istiyorum. Bakın, sadece zihni eğitmiyoruz, bedenleri eğitiyoruz. Bakın bu robotu itecek. O arada anlatayım ben. Yerleşik topluma geçtiğimiz zaman meta üretimini, yani artı değeri biz kime harcadık? Yani insan toplumları bir artı değer, buğday üretti filan, bir artı değeri oldu. Yani yiyeceğinden fazlasını avcı toplayıcıyken yiyeceği kadarıyla yapıyordu. Sonra fazlasını üretti. Bunun için kullandı? Bunu çiti çevirip, içeridekileri korumak için. Çünkü öbür taraftaki siz çok verimlisiniz diye saldırıyordu. Bu saldırıya karşı koyabilmek için bir güvenlik gücü olması lazımdı. Bunun için güvenlik gücü sadece savunmaya yarıyor. Ama ya oradaki şeyleri de bizim de gözümüz varsa? Bu sefer saldırmak lazım. Bir yönetici lazım, bir şef lazım, lider lazım filan. Yani bizim bu yönetsel krizi yönetmek ve güvenlik güçlerini yönetmek için en çok bu artı değere ilk ya da diyelim en başta buğday ekonomisi sağladık. Fakat şimdi gittikçe bu robotlar eğer artarsa bunlar herkesten çok daha iyi güvenlik işini halledecek. Yani polis dersen polis olacak, asker dersen asker olacak. Eline silahı vereceksin, kullan dersen kullanacak, kullanma dersen kullanmayacak. Orada olmayacaksın. İstediğin kadar çok yapabileceksin. Ölmeyecek bile bunlar. Yani anlatabiliyor muyum? Teröre karşı istediğin gibi kullanabileceksin. Dolayısıyla ilk güvenlik güçleri artı değeri kullanmıştı. Şimdi ilk hedefte onlar bence. Şöyle bir görüntüyü gördükten sonra ilk hedefte bence onlar ve yöneticiler de. Evet, yani çok fazla para harcanıyor buna. Stephen Hawking diyor ki kendisini geliştirmeyi sürdürebilir yapay zeka ve hatta kendisini yeniden biçimlendirebilir. Son derece yavaş bir biyolojik evrimle sınırlı olan insanlar bu tür güçle yarışamaz diyor. Stephen Hawking kendisine fısıldanan kelimeleri kabul edip, tikleyip, yani düşünceleri konuşmaya çevrilen bir insandı. Yani yapay zeka ile ruhen ilişki içindeydi. Ve onun nasıl bir potansiyel taşıdığını bize anlatmaya çalıştı. Ölmeden önce yaptı bu, BBC'ye yaptı bu röportajı. Ve sonra Elon Musk bu işten çok para kazanıyor normalde. Bakın ne diyor? Karşımızdaki en büyük varoluşsal tehlike olabilir. Geçenlerde yine bir şey daha söyledi. Yine böyle tehlike içeren bir şey. Bunu daha çok para kazanmak için mi yapıyor? Gerçekten doğru mu söylüyor? Üzerinde düşünmek lazım ama bir tehdit de olduğunu görmek lazım. Fakat iyimserler de var. Mesela Roger Penrose diyor ki matematikte mutlak tutarlılık söz konusu olmadığı için yapay zekanın gerçekleşmesi de olanaklı değil diyor. İyi ama matematikte mutlak tutarlılık yok, doğada da yok. Doğada da kaotik güçler, kaotik olaylar var. Yine de biz insan beynine sahibiz ve düşünebiliyoruz. Yani biz hiç kendi tarafımıza bakmıyoruz. Hep yapay zeka, yani hep karşı taraftaki birine sen bu olamazsın, sen bu olamazsın, ben olabiliyor muyum? Ben nasıl olmuşum ya da? Yani o tarafından bakılırsa, aslına bakarsanız tabii ki ona biz yapay diyoruz ama biz insan eliyle bunu üretiyoruz. Kullanılan malzemeler aynı. Dünyadaki malzemeler. Rollo Carpenter gibi bir chatbot sahibi, bu işten yine para kazanıyor, Cleverbot'un yayıncısı. O diyor ki teknoloji daha uzun süre insanın kontrolünde olacak. Yani muallak bir kelime. Yani şimdilik sorun yok demek istiyor. Evet, ama çok güçlü bir dünyada bu konuda çok güçlü bir şey var. Bilgisayar teknolojileri hızla ilerliyor. Hiç kimse bilgisayar teknolojisini sadece bilgisayarı geliştirmek için üretmiyor. Hepsi bir taraftan gözü yapay zekaya ne katkı sağlayabilir bu? Hepsinin gözü bir taraftan orada. İletişim teknolojileri keza anlattığım gibi. Robotik kodlamalar vesaire, robotik hem beden hem giydirmeler hem insan süliyetleri, konuşturmalar vesaire. CERN'de yapılan bütün çalışmalar, maddenin altyapısı, maddeyi daha hızlandırabilmenin yolları, gen teknolojileri, gende öyle şeyler var ki, biraz sonra anlatayım, nanoteknolojiler ve sinir bilim, bütün bunlar anlatıyor. Gen teknolojilerinde DNA tabanlı veri depolamanın inanılmaz bir tekniği var genlerin içinde. Ve biz bunu bu kadar hızlı, etkin şekilde en iyi DNA ile yapabiliriz. Ve
Hayvanları CRISPR teknolojisiyle genleri etkileyerek transkripsiyonu insan eliyle yaparak biz yeni şeyler üretebiliyorduk. Yani laleyi siyah yapmak tabii o şey olmadı da yani onun gibi diyelim başka bir lale haline getirmek mümkün olabiliyordu. Ya da ağacı başka türlü bir melez ağaç haline getirebiliyorduk. Biliyorduk ama insana bunun dokunacağını düşünemezdik ve Çinliler bunu yaptılar. İnsan bebekler, AIDS'ten korunabilen bebekler güya yaptılar. İlerliyor işler. Yarın bir gün çocuğunuza çip taktırırsak 5 dil öğrenecek. Almanya, İngiltere, Kanada, Amerika ve Fransa çocuğunuzu vatandaşlığa kabul edebilecek. Ama 100 bin lira desek, eminim herkes sıraya girecek. Ve o işin ahlaki yanları bir tarafa ki bunun üzerine çok düşünmemiz lazım, hukuki ve etik yanları. Ama bir de zorlayıcı yanları var. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Teknolojinin zorlayıcı, sizi neredeyse olmazsa olmaz hale getiren yanları var. Kendi içinde, çevresinde korkunç bir örgütlenme, bir toplum yaratıyor. Ve siz bir süre sonra muhafazakar, geri kafalı bir tip haline geleceksiniz. Herkes çocuğuna doğuştan o çipi taktırıyor, siz yaptırmıyorsunuz. Bak aşıyı da yaptırmadı zaten. Haline geleceksiniz. Dolayısıyla öyle bir takım yeni maddeler üretiliyor. O kısıtları aşacak CERN'de inanılmaz maddeler. Hocam vaktimi geçiyor muyum? Nedir vakti? Biraz daha varsa bir bakalım. Bir 10 dakika daha konuşmak istiyorum. Bakın burada nanoteknolojinin şeylerinden biraz bahsedeyim. Bunlar akıllı nanoteknolojiler, nanobot deniyor bunları. Bunları al yuvar seviyesinde, eritrosit kadar. Kendi ATP'siyle çalışıyor, kendi enerjisini kullanıyor. Dışarıdan iletişim kurabilecek, uzaktan kumandaya müsait internet erişimleri var. Ve bunlar örneğin çeşitli amaçlar için, yani gidip de damarda bir tıkanıklık varsa orayı kazıyarak pekala o trombüsü ortadan kaldırabiliyor. Yahut işte beyine gidip beyinde hangi sinir yolaklarını bu adam kullanıyor diye size oradan bilgi toplayıp dışarıya bilgi verebilir. Ya da mesela buradaki gibi onların üzerine çok fazla oksijen depolayarak bu nanobotların üzerine insan vücuduna verirseniz oksijen olmadan, yani mesela Mars'ta da insanı yaşatabilir, çalıştırabilirsiniz. Çünkü içinizde oksijen burada depolu hale olacak. Ya da bir okyanusun dibinde pekala bu oksijenlerin salınmasını sağlayarak Mars'ta olduğu gibi okyanusun dibinde de nefes almadan yaşamınızı sürdürebilir hale geleceksiniz. Yani teknolojinin hakikaten şey yok. Bir, yani düşünülerek şöyle bir toplum üreteceğiz gelecekte, şöyle olacak, böyle olacak demenin gerçekten olanağı yok. Yani çok hızlı ve çok çeşitli. Şimdi bu da yeni, daha bu bir ay olmadı bu. Farenin derisinden, kök hücresinden alınarak içine bir yapay zeka yerleştiriliyor ve bunlar bir harekete bırakılıyor. Bunlar kendi en uygun hareketlerini buluyorlar. Kendi gelişmelerini sağlayacak şekilde kendi besinlerini alıyorlar ve bir süre sonra da bunların çoğaldığı görülüyor. Yani bunlar bölünüyorlar. İçinde bir yapay zeka var. Bir organik yapıyla bileşik halinde ve kendi kendisine gelişiyor ve o yapay zekanın kendi gelişmesini kontrol edebildiği, yani oradaki genetik analizi de etkileyebildiğine dair veriler üzerinde çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve en uygun şeklinde bu olduğu ortaya çıkmış. Yani bu model için en uygun şekil bu. Kendi beslenmesini, bilmem nesini, hareketini vesaireyi oluşturabilecek en uygun şekil buymuş. Peki robotlar kendi kendilerini geliştirebilirler mi? Bob'la Alice aralarında konuşuyorlardı Facebook'un. Bunlar abuk subuk konuşmaya başladılar ve Facebook bunları kapattı. Toktay diye bir şey vardı. Bu da bu bir şeydi. Affedersiniz. Evet, yani insanlara cevap veriyordu. İnsanlarla ilişki içindeydi. Fakat insanlar ona çok küfürlü filan yaklaşımlarda bulunduğu için bu da küfretmeye başladı. Ve sonra çok faşist, çok seksist ve çok
ırkçı ifadeler kullanmaya başladı ve hemen onu da kapattılar. Gördüğünüz gibi insan hastalıklarına muzdarip oluyorlar bunlar. Yani biz diyor hep diyoruz ki işte yok onların beyni çalışmaz onlar mı? Yani senin benim gibi küfredebilen, ırkçı davranışlar gösterebilen ve biz de bunları öğreniyoruz. Onların öğretildiği de o yüzden oluyor filan. Biz ne yapıyoruz ki? Kendi toplumumuzdan tüm bunları öğreniyoruz. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Yani toplumsal bilgidir diyor Tolun. Yani bir sistem etrafındaki bilgiyi algılayabiliyor. Bunu sistemine katıyor ve kendi gelişmesine katkı sağlıyorsa bu bilinçlidir diyor. Ve bunun ikisi arasındaki dengeyi yani bilgiyi farklılaştırma ve entegre etme arasındaki dengeyi fi değeri olarak tanımlıyor. Böylece matematikçilere, fizikçilere bu yapının zekasını ölçebilme yeteneği sağlıyor. Evet. Pek çok bilinçle ilgili pek çok başka şey daha var. Ama bizim bilincimizi en iyi kuantum bilgisayarların, yani 1-0 gibi bitlerle değil de kübitlerle, yani hem 1 hem 0 olabilir. Çünkü biz stokastik düşünebiliyoruz. Bir anda belirmeler var kafamızda. O belirmelerin ne kadar önemli olduğunu size anlattım. Bilgisayarın kafasında o belirmeler yok veya zayıf. Eskiden. Eskiden değil çünkü her an değişiyor ve onlar da dediğim gibi deneyimler ve ilişkilerden bir şeyler öğreniyor ve onlar da bir belirmeye açık mı onu tam bilmiyoruz. Yani onun kafasına da bir şey doğuyor ve o yönde gitmeye çabalıyorlar mı onu tam bilmiyoruz. Ama olmaz diye bir şey yok. Yani bu gelişmelere bakınca sanki olabilir gibi görünüyor. Dolayısıyla kuantum bilgisayarlar, bir kuantum beyin çok daha etkili şekilde bunu yapacak. En son bin beyin teorisinde de beynimiz, bizim beynimiz çevreyi bir hareket olarak algılıyor. En ufak bir hareket beynimizde bir hemen simüle ediliyor. Dolayısıyla bizim bilinç dediğimiz şey aslında hareket gücü ve onun algılanmasıdır biçiminde diye ifade ediliyor. Bizim bu yeni insan yaratma, teknolojik insan yaratma hevesimiz bak ne kadar eski. Geppetto dedeye kadar gidiyor değil mi? Frankenstein'a, Geppetto dedeye kadar gidiyor. Ve mesele olmak ya da olmamak. Yani mesela aslında bir ruhu var mı? Bu teknoloji bir ruh kazanacak. Biraz evvel su örneğinde söylediğim gibi biz beynimizi sadece nöronların toplamı gibi algılıyoruz filan öyle değil. Bakın holistik bilim diye, holistik bakış diye meslektaşım çok hakim buna bir bilim var artık. Yani bireylerin toplamı değil bir bütün. Yani biz toplum olarak bireylerin toplamı değiliz. Bambaşka bir toplumsal yapı oluşuyor ve hepimiz bambaşka tipleriz üstelik. Su örneğinde de öyle. Hidrojen ve oksijenden bambaşka bir şey su. Dolayısıyla o ruh dediğimiz, o ekleden o şey öyle sandığımız kadar uzak, dışarıdan enjekte edilmiş, var olanın ötesinde bir şey gibi değil. Size onu uzun uzun tabii anlatmak isterdim ama şimdi bu kadar ruhun ne amaçlarla olduğu ve teknolojik açıdan ne ifade ettiğini birazcık sorular gelirse konuşayım. Ve hayvanların ruhu olmadığına inandık uzun zaman. Onlar adalet duygusu da geliştiremezler zaten. Sevgiyle ilgili şeyleri geçiyorum. Ben size burada bir... Maymunların ilgili bir deneyi size göstermek istiyorum. Bakın maymuna bir şey veriyor. Maymun onu tekrar bir yerden başka yere alıp geri verirse ona ödül veriyor ve salatalık, affedersiniz hıyar veriyor. Ve salatalık veriyor. Bakın öbür maymun da aynısını yapıyor. Bir süre öyle yapıyor. Fakat bu maymuna üzüm veriyor. Bu maymun alınca ona salatalık veriyor yine. Öbürü üzüm aldı mı salatalık aldı. İstemiyor. Frans de Waal'in çalışmaları bunlar. Etoloji laboratuvarının ki çok üzerinde durmak lazım. Etoloji de aynı zamanda yine yapay zekaya da çok büyük katkılar sağlıyor ama bizim kendimizi anlamamıza da büyük katkı sağlıyor. Etoloji ne demekti? Etoloji hayvan davranışlarını inceleyen bilim alanı. Evet. Gördüğünüz gibi bu maymunlar kıskançlık yapıyorlar, adalet duygusu var.
ve ona verdiğini aynısından istiyor. Bakın bu maymun da kafasına çip yerleştirilen bu maymun da bilgisayar oyunu oynayabiliyor. Ve hakikaten güçlü şekilde o çipin de katkısıyla çok güçlü şekilde oyun oynayabiliyor. Evet. Ruha gelirsek her tür bozulmaya açık varlığımızın yapısal ve fonksiyonel kısıtlar içinde cereyan eden bir şey olduğunu, özgün rastgele deneyimlerimiz tarafından tetiklendiğini, yerel olduğunu, herkeste kültürel etkiler içerisinde ortaya çıktığını, kimyasal elektrik, elektromanyetik etkileşimlerin beynimizde ortaya çıkardığı dağıtık, yani çok merkezli bir birikim olduğunu, hastalanabildiğini, bozulabildiğini ve tamir de edilebildiğini söylememiz gerekiyor. Bu özellikler pekala bir şeyde de olabilir. Evet, bir son birkaç slaytla bitirmek istiyorum. Olgular ve kurgu. Özgür irade. Özgür irade. Özgür iradeyi geçtim. Çünkü bu vakit yetmeyecek. Sorular olursa dönelim. Özgür irade kitabımda çok uzun uzun tartışılmış bir yer. Şimdi geçmek zorunda kaldım. Bakın, olgular ve kurguları teknolojide pekala bir hayalden gerçek üretmek, gerçekten hayal üretmek için kullanıyor. Bu bizim neden postmodern, post-truth, neden sanal alemler, metaverse'ler hayal ettiğimizin de bir göstergesi. Çünkü beynimizle teknolojinin çok ciddi bir uyumu söz konusu. Biz de teknoloji gibi olguları sanal bir aleme taşımaya çok meraklıyız. Yani din yarattık, bambaşka öte dünya yarattık. Öyle bir alem yarattık ve orada hayatlar var, yani burada yaşıyoruz ama öyle beynimizde o hayat sürdürülüyor. Bizim bir sanal alem yaratma şeyimiz var. Aslına bakarsanız insan düşünen hayvan değil de inanan hayvan. Ya da artık şimdi sanal bir yaratıcılığı olan hayvan belki demek daha uygun olabilir. Ama artık bilgisayarlarda resim yapıyor, şarkı söylüyor, beste yapıyor. Doktorlar var, hakimler var. Go oyununda herkesten iyiler. Bu hakimlik alanında o kadar iyiler ki bütün sadece sizin yerel Türk şeylerini değil, her tarafı bilebiliyor. Bu Fransız hukukunda olursa Fransız sorunca ona böyle yanıt veriyor. Türk hukukuna göre sen sorunca sana böyle yanıt verebiliyor. Ve tüm hepsini okuyarak hiç mahkemeye falan düştünüz mü bilmiyorum. Bir şey verince, abi ben bunu okuyamam, kısaca nasıl yazabiliriz diye soruyor adam. Ya okumak istemiyor. Ama o böyle olmayacak. Bunu size bunu tık diye söyleyecek. Peki, geleceği kim belirleyecek? İnsan mı, yapay zeka mı? İnsan beyniyle yapay zekanın pek çok farklılıkları var. Ben bunları zaten biraz size söyledim. Ama asıl mesele ne kadar benzer oldukları konusu. İkisi de doğanın malzemeleriyle. İkisi de doğanın malzemelerinden oluşuyor. İkisi de evrimle ortaya çıkıyor. Cansızların evrimi var. Çalışması enerjiye bağlı. Çalışmasında kısıtlar içeriyor ikisinin de. İkisinin çalışması da bozulabiliyor ve tedavi edilebiliyor. İkisi de olgulara ve kurgulara dayanıyor. İkisi de somut yapılardan oluşuyor ancak hayal, rüya, sanal alem üretebiliyor. İkisi de kendi gerçekliğini üretebiliyor. İkisi de gerçekliği ve gerçeklik algısını değiştirebiliyor. İkisinin faaliyetleri de hem kaotik hem de algoritmik, düzenli ve kaotik yanları var. İkisi de eğitilebiliyor, farkındalık katmanları değiştirebiliyor ki bu insanda çok daha zor. Hatalardan ders alabiliyorlar. İkisi de güç üretiyor ve gücün merkezileşmesini sağlıyor. İkisi de iletişime muhtaç. İkisi de kendisine yüklenen öncülerle karar veriyor. İkisi de tümüyle bağımsız değil. İradenin özgür olmaması meselesinde. İkisi de ekonomide ve siyasette bir malzeme. Ve ikisi de problem çözüyor, değer üretiyor, kendi ihtiyaçlarını çözerek ilişkileri zorluyor. Evet, ben cyborglar vesaire geleceğin toplumunda burada Boston Dynamics'in odalarında, depolarında bunlar saklanıyor. Bunlar boşuna değil. Bu tabii çok bu kadar bilgi, her şeyin bilgiye dönüşmesi bir panoptikon. Jeremy Bentham'ın söylediği gibi her tarafın gözlenebildiği, gözlemlenebilir bir toplum ve gözetim ve denetim toplumuna yol açacak büyük ihtimalle. Fakat teknolojiden bu kadar korkmamak lazım, ludist olmamak lazım.
Çünkü teknolojinin hem bize olanaklar açıyor. Yani elinizde bir televizyon var. Sen her gün porno film açarsan porno filmi seyredersin. Ama bilim kanalını açar şey izlersen onu izlemiş olursun. Bu sen kendi iradene sahip olamadın diye televizyonu suçlamanın bir alemi yok. Yani son zamanlarda kimi yorumcular da bir özel kanalda adam bir yorum yapmış onu suçluyor. Açma yani onu. Ama sen bizim kendi irademiz olmadığı için sürekli orada suçlayacak bir şey arıyoruz. Bazen teknoloji de bunun hedefi haline geliyor. Evet, nüfus planlaması, iş planlamaları filan pek çok alanda gelişme vaat ediyor bize. En önemli söyleyeceğim belki son söz, iklim krizi, biyoçeşitlilik krizi, ekonomik kriz, işsizlik, gıda krizi, yönetsel kriz kapımızda. Ve bütün bunlar için, bütün bunları en iyi, daha doğrusu bunların karşısında en önemli hedef nüfus krizi. Nüfus krizi. Hepimiz bu konuda hemfikiriz. Nüfus çok arttı ve bu şey. Bakın Rio'da İstanbul Habitat Zirvesi'nde, Paris Sözleşmesi'nde, Kyoto Anlaşması'nda, Glasgow'da en son şundan bahsediliyor. 2050'de 1,5 derecenin üzerinde ısı artışı olursa iklimsel olarak bu insanın yaşayabileceği bir alan olmaktan çıkacak dünya. Ve şimdiki öngörülere bakılınca da bunu 2030'da gerçekleşeceği anlaşılıyor. Neden? Çünkü Amerika gibi pek çok Türkiye'de buna dahil pek çok ülke bu anlaşmaları imzalamadılar. Neden? Çünkü bu krizlerin çözülebilmesi için iki temel şeyin çözülmesi gerekiyor. Bir, kapitalizmin çözülmesi. Yani şirketlerin, firmaların kendine ayar vermesi ya da birilerinin onlara ayar vermesi gerekiyordu. İki de nüfusun ayarlanması lazım. Yani onlar her şey iyi olsa bile nüfus artışı olunca yine dünya çığırından çıkacak ya da tersi. Fakat şimdiki sistemler, yönetimler bu tarafı ayarlayamadıkları için bu tarafı ayarlamaya karar verdiler. Dolayısıyla önümüzde depopülasyon diye çok önemli bir felsefi olarak tartışmak gereken, yönetimsel olarak bir kriz olarak değerlendirmemiz gereken, her birimizin hayatına kasteden çok önemli bir proje var önümüzde. Yani bundan sonraki mesele bu nüfusun azaltılması. Bunların üzerinde düşünmemiz lazım. Bakın Inferno filmiyle ilk defa keşfetmiştim ben. Cehennem filmi Ron Howard'ın 2016'da. Burada film bir adamın bir tanesi nüfusu azaltmaya çalışıyor filan. Film nerede bitiyor biliyor musunuz? İstanbul Yerebatan Sarnıcı'nda bitiyor. Yani nüfus azaltılması filan bilmem. Zaten ondan sonraki dönemde de Doğu'daki nüfusun azaltılması önce projelendirildi. Sonra bugünlerde Christopher Nolan'ın muhteşem bir şey tabii hepiniz biliyorsunuz başlangıç filminin Interstellar'ın yönetmeni. Onun yeni filmi de Tenet. Yani adamın bir tanesi gelecekten geriye geliyor. 2100'de, 250'de o kadar korkunç bir dünya var ki bunun sebebi olarak da insanları görüyor. Geriye gelip insanları topluca öldürmeye çalışıyor. Ama hiç firmalara falan dokunulmuyor yani filmde. Hiç firmaların bir kusuru yok. Bütün nüfus, bütün problem insanlar. Dolayısıyla önümüzde çok ciddi bir şekilde bir depopülasyon sorunu var. Ve kimse firmalara dokunmak istemiyor. Hep bizim hayatımız. Yani insan hayatı ve nüfus. Ama kabul edelim ki ben de dahil olmak üzere nüfusun fazla olduğunu düşünüyoruz. Bu nüfusu kapitalizm yarattı. Ucuz emek, iş gücü vesaire için. Bu firmalar yarattılar yine. Nüfus azaltalım ama bu kadar ahlaksız yollar ve yöntemlerle değil. Yani bu olağan süreçler içerisinde olmalı. 2050'de örneğin karbon emisyonunun sıfır olması lazım. Hala yine şirketler 2030'u kurtarsalar bile nüfusla 2050'yi kurtaramayacaklar. Sıfır karbon emisyonu demek o şirketlerin artık bugünkü çalışmalı bambaşka bir yapılanmaya gitmeleri demek. 20 yıl, 30 yıl kaldı yani şöyle. Dolayısıyla böyle bir şey. Tabii Wuhan laboratuvarından birden bir virüs kaçıyor filan bilmem ne bir şey. Evet, iş gücünün yapay zekaya aktarılması yaşamda büyük bir devrim yaratır aslında. Çünkü biz eşitlik, özgürlük, kardeşlik istiyorsak bunu insan emeğine ve gücüne dayandırarak yapamayız. Burada her zaman sömürü ortaya çıkıyor. Onun için bu zekadan, bu teknolojiden yararlanabilsek keşke, bunun bir etik kılavuzu olsa. Ve bu kılavuz etrafında insanlık birleşebilse ve eşit, özgür, adil bir toplumu, yani teknolojinin çalıştığı, yorulmadan çalıştığı, bize hizmet ettiği ama bir taraftan insanların da birbiriyle
yeryüzü cennetini üretebildiği bir yol var aslında. Bir yol açık. Bir yol açık. Ama Putin çıkıp diyor ki teknolojiyi, yapay zekayı üreten dünyayı yönetir diyor. Yani onu bir savaş teknolojisi olarak algılıyor. Buna izin vermememiz lazım. Yapay zekayı da kim savaş teknolojisi diye söylerse, ifade etse biz buna karşı çıkmamız lazım. O da normal insan zekası gibi çeşitli etik kurallara tabi olması lazım. Asimov yasaları gibi ama çok daha geliştirilmiş yasalara tabi olması lazım. Ben konuşmamı burada bitireyim.